Teşekkürler Aykut'un Rize'den mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim bizler de. 34. haftanın açılış karşılaşmasında bu akşam saat 20.30'da Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe Çaykur Rizespor Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler. İki takım açısından da oldukça kritik bir karşılaşma olduğunu söyleyelim. Konuk eki Fenerbahçe ile başlayalım notları aktarmaya. Fenerbahçe dün akşam saatlerinde özel bir uçakla Trabzon'a gelip ardından karayoluyla Rize'ye geçmişti Sarı Lacivertler. Kafilede 4 eksik var. Kadro dışı durumları devam eden Mesut ve Ozan'la beraber sakatlıkları bulunan Dimitris Perkas ve Atilla Salahi Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 25 puan toplarken son 5 karşılaşmayı ise kazanmayı başarmıştı. Hedef bu akşam Fenerbahçe'de hem şampiyonluk ihtimalini son haftalara kadar devam ettirmek hem de ligde ikincilik yarışı, Şampiyonlar Ligi vizesi alma yarışında hata yapmak istemiyor Fenerbahçe. Peki nasıl bir muhtemel 11 bekliyoruz Sarı Lacivertler'de? Hemen onunla devam edelim. Kalede Altay'ın forma giymesini bekliyoruz. Savunma dörtlüsü ise Osayi, Serdar, Kim Min-jae ve Ferdi Kadıoğlu şeklinde olacak. Orta alanda ise son haftaların iki formda ismi Miguel Crespo ile beraber Mia Zaitz'ı göreceğiz. Sağ tarafta İrfan Can Kahveci, sol tarafta Diego Rossi, merkezde Mert Hakan Yandaş ve forvette ise Fenerbahçe'nin bu sezonki en golcü ismi tam 10 golü bulunan Serdar Dursun'un bu akşam Çaykur Rizespor'a karşı sahada olmasını bekliyoruz. Ev sahibi ekip açısından da oldukça önemli bir karşılaşma. Çaykur Rizespor'un bu karşılaşma öncesinde 30 puanla 18. basamakta bulunduğunu belirtelim. Kalan haftalarda aslında kazanmak dahi yetmeyecek ev sahibi takıma, rakiplerinin de puan kaybetmesi gerekiyor Çaykur Rizespor'un. Ligde iç sahada kendi evinde oynadığı son iki karşılaşmada Çaykur Rizespor Trabzonspor'la beraber Konyaspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. Ligin zirvesinde bulunan iki takımı mağlup etmeyi başarmıştı. Hedef bu akşam Fenerbahçe'yi de buradan eli boş göndermek olacak ev sahibi takım için. Peki onlar nasıl bir muhtemel öbüle çıkacak, hemen onu da aktaralım. Takımın en önemli isimlerinden birisi olan Portekizli Jason Fernandes bu akşam sarı kart cezalısı olduğu için Fenerbahçe'ye karşı forma giymeyecek. Kalede Tarık Çetin'in forma giymesini bekliyoruz. Savunma dörtlüsü ise Gökhan Gönül, Pong, Holmen ve Eren şeklinde olacak. Orta sahada ise Sabo ile beraber Bayano'yu görmeyi bekliyoruz. Sağ tarafta Tyler Boyce, sol tarafta Yannick Bolasie, merkezde Fernando Bodrin ve forvette ise bir dönem Fenerbahçe forması giyen Papi Sisse'nin bu akşam Fenerbahçe'ye karşı Sarı Lacivertli ekibe karşı sahada olmasını bekliyoruz. Taraftar nezdinde şu bilgiyi verelim. Yaklaşık 15 bin kapasitesi olan bir stat Çaykur Stadyumu'nuz bu akşam yaklaşık 12 bin civarında taraftarın stadyumda yerlerini almasını bekliyoruz. İki takım arasında Süper Lig'de ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 gibi net bir skorla kazanmayı başarmış. Son olarak şu bilgiyi de verelim. Saat 20.30'da başlayacak olan bu kritik karşılaşma ligimizin deneyimli hakemlerinden Halil Umut Meler düdük çalacak diyelim ve bir sözünü zaten tekrar size bırakalım Aykut İnce. Çok teşekkür ederiz arkadaşımıza. Hemen yoruma başlayalım. Hocam Halil abiyle start vereyim. Aydın abi, şimdi artık ligin boyu kısaldı ve bu maç iki takım için de hem Fenerbahçe hem Rize için, özellikle Rize için kümede kalma adına çok kritik bir maç. Bir puan bile Rize'ye yetmeyebilir. Öyle bir maç. Aldığımız duyuma göre stat da full. Fenerbahçe 6. galibiyeti üst üste almak istiyor. Şöyle maçı kafanda oynadın mı abi yayın öncesi? Hocam aynı soruyu size de soracağım. Ya ben genelde maç önü çok kafamda falan maç oynamıyorum ama şöyle bir bakıyoruz tabii, yani veriler bize neler gösteriyor diye. Bir eksik daha söyledin. Trabzonspor da ilgileniyor bu maçla. Yani sadece Çaykur Rizespor, yani Fenerbahçe'nin kaybı halinde Trabzonspor'un şampiyonluk konusunda bir avantajı da oluşacak. Dolayısıyla yani pek çok takımı ilgilendiren bir görüntünün de olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Fenerbahçe'nin son haftalarda bir yükselişi var. Şöyle söyleyeyim, bu yükselişin arkasında neler var ve bunu burada devam ettirebilir mi? Yükselişin arkasındaki en önemli, bence en önemli olay tabii ki İsmail Hoca'nın kadro belirlemesi yazılabilir ama ideal 11 yakalamış olmak Fenerbahçe'nin en büyük avantajı ve en önemli noktalardan bir tanesi de o ideal 11'in o ortadan geçen, omurgadan geçen kısmını çok iyi ayarlamış olması. Arkadaki Serdar Aziz'le Kim Min-jae, hemen önündeki Crespo'yla Zaitz ve onun önündeki Serdar Dursun o omurga çizgisini iyi oluşturduğu için son haftalarda üst üste maçlar kazanıyor. Onların yanlarındaki zenginliği sonradan koyuyorsun ortaya. Dolayısıyla ben yani Gedson Fernandes'in de olmadığı bir maçta
Fenerbahçe'nin biraz daha avantajlı olduğunu düşündüğüm bir karşılaşma oynanacak diye düşünüyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. Mesela Boldrin sanki bu belki çok iddialı bir şey olacak. Bilmiyorum, Gökhan Hocam da söyler. Gedson Fernandez'in geldikten sonra, yani Gedson Fernandez'in gelişinden sonra Boldrin sanki rol kaptırdı Gedson Fernandez'e. Yani rolü o çaldı. Yani öne o çıktı. Pjanic ile Gezal gibi düşünüyorum. Yani doğru mu bilmiyorum. Sen doğru, de katılıyor doğru, musun? Yani, Pjanic varken Gezal hiçbir şey yapmıyordu ama Pjanic sakatlanıp oturunca Gezal sızdı elini aldı. Yani şimdi bazen oyunun içerisinde Aykut bunlara çok sık rastlarız. Yani ben oyun lideriyim diye çıkarsın sahaya, alırsın. Yani klasik tabirle, futbol tabirle sazı eline alırsın. Sen yol gösterirsin. Şimdi Boldrin böyle oynuyordu. Fakat Gedson Fernandez geldikten sonra biraz sahneye Gedson Fernandez'i çıkarmaya başladık. Bak asist yaptı, bak o korneri attı falan diye. Ne oldu? İkinci plana düştü. Şimdi bu maçta belki de şunu ispat etmeye çalışabilir. Der ki yani bakın ben aslında burada asıl aktör benim diye sahne alabilir. Onu da söyleyebiliriz. Ama ne olursa olsun, neresinden bakılırsa bakılsın, birçok takımı ilgilendiren, yani burada Giresunspor'u da ilgilendiriyor, küme düşme hattındaki Altay'ı da ilgilendiriyor, Trabzonspor'u ilgilendiriyor, Konya'yı ilgilendiriyor, Fenerbahçe ve Çaykur Rize tabii asıl unsurlar. Bütün bunlara baktığımızda bizi mücadelesi bol, keyifli bir karşılaşmanın beklediğini söyleyebilirim. Hocam sen de aynı şekilde düşünüyorsun herhalde Halyon abiyle, ya da eklemek istediğin başka bir şey var mı farklı bir bakış açısı? Şimdi tabii ki yani tam Sırat Köprüsü'nde bir maç, iki tane değişik hedef. Rize Spor'un hedefi daha gerçekçi, ligde kalmak gibi çok büyük bir, hani şampiyonluktan farksız olan bir hedef var Rize Spor'un bence. Çünkü ben aynı şeyi İstanbul Spor'da yaşadım, son maçta ligde kaldık. Şampiyonluktan hiç farkı yok. Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşadım. Aynı sevinç. Sonuçta bir hedef var ve hedef ulaşıyorsunuz. Rize Spor için çok önemliyse Fenerbahçe için de ikincilik iddiasını sürdürmek için önemli. Tabii bu Giresun Spor'da ilgileniyor. Eğer Rize Spor kaybederse iki takım birden sevinecek gibi duruyor. Niye? Trabzon hemen hemen şampiyon olacak gibi. İşte Giresun Spor'da ligde kalmayı garantileyecek gibi. Burada Rize Spor nasıl derler kendini oynayacak artık. Her şey kendine. Rize Spor'un bundan sonra kalan 5 maçı almaktan başka şansı yok. Buna Fenerbahçe dahil. Şöyle bir avantajı var. Trabzonspor 2 mağlubiyet aldı ligde. Bunlardan bir tanesi 2 hafta önce Rize Spor karşısındaydı. Tabii hava şartlarını da düşünürsek biraz. Ama sonuçta Trabzon'u mağlup etti. Şimdi bu futbolcuların kafasında illaki var. Ve bir hedefe gitmek istiyorlarsa bu da kazanması gereken maçlardan bir tanesi. Kalan 5 maçtan. Burada işte Bülent Uygun'la başladılar. Sonra Hamza Hoca'yla devam ettiler. En son gene Bülent Uygun'la finali yapacaklar. Nasıl?